Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere patates oturtma tarifi vermek istiyorum. İlk öncelikle kıymalı harcımızı hazırlayacağız. Bunun için 250 gram kadar kıymamı tavama aldım ve kıymamı bir güzel kavuracağım şimdi. Kıymam kavrulduktan sonra 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Üzerine bir tane büyük boy soğan ekliyorum. Üç dört tane biber doğradım. Onu ekliyorum. Ve bu şekilde 3-4 dakika daha kavurmaya devam ediyorum. Üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar salça ekliyorum. Salçayı da kavuruyorum kokusu gitmesi için. Ve son olarak domatesimi ekliyorum. Burada 2 tane orta boy domates var. Şöyle domateslerini de karıştıracağım. Baharatlarımı da ekliyorum. Baharat olarak kırmızı toz biber, kimyon, karabiber kullandım. Eğer sevdiğiniz baharatlar varsa bu aşamada ekleyebilirsiniz siz de. Şimdi domateslerin suyunu salıp yumuşayana kadar iç harcımı pişirmeye devam edeceğim. Kıymalı harcım piştikten sonra tenceremin alt tabanına patatesleri halka halka doğradım. Onları sıralıyorum. İki sıra patates sıraladım. Şimdi hazırladığım iç harcımı üzerine döküyorum. Şöyle kaşıkla düzleyeceğim. Şimdi tekrar üzerine kalan patateslerimi sıralıyorum. Ben bu arada 4 tane patates kullandım. Patateslerim büyüktü. Siz tencerenizin, kullanacak olduğunuz tencerenin büyüklüğüne göre patates miktarını ayarlayabilirsiniz. Üzerine 1 su bardağı kaynamış suyu ekliyorum. Ve son olarak şöyle 3 dilim de domates eklemek istiyorum. Hem lezzet hem birsellik katması açısından. Biberlerimi de ekledikten sonra ocağımın altını açıyorum. Ve tenceremin ağzını kapatarak orta ateşte patateslerim yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyorum. Yemeğimi kontrol ediyorum. Şöyle patateslerim pişmiş mi diye. Evet, patateslerim çok güzel pişmiş. Gördüğünüz gibi yemeğim suyunu da çok güzel çekmiş. Şimdi artık servise sunabilirim. Yemeğimi servis tabağına aldım. Size de servis halini göstermek istedim. Servise sunmadan önce şöyle üzerine ben maydanoz serpiyorum. Eğer isterseniz dereotu da çok yakışıyor. Dereotu da ekleyebilirsiniz ya da hiç eklemeyebilirsiniz tabii ki. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli yorumlarınızı yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Bu şekilde beni desteklemiş olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.